değerli izleyicilerimiz, Bir İşi Bilen programı daha sizlerleyiz ve İşi Bilen kısmında da çok değerli konuğumuz bugün bizlerle efendim. Kendisi Sestek işitme cihazlarının sahibi Murat Ertoy bugün bizim konuğumuz. Dilerseniz öncelikle Murat Bey'e bir hoş geldiniz diyelim, sizleri takdim edelim. Bizlerle tanıyalım elbette, ardından da keyifli bir sohbet bizleri bekliyor olacak. Hoş geldiniz, nasılsınız Murat Bey? Çok teşekkür ederim Özge Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizler de sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii Eskişehir'de yaşıyorum. Eskişehir ve Afyon'da iki tane işitme merkezim var. 22 yıldır sağlık sektöründeyim. Bunun son 12 yılı işitmeyle alakalı oldu. Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu alanda ilerlemenizin bir hikayesi var mı? Aslına bakarsanız bir tesadüfle başlıyor. Normalde hizmet ettiğim, yani şu an çalıştığım sektörle alakalı bir bölüm mezunu değilim. Eskişehir'deki bir işitme merkezine 12 yıl önce başka bir amaçla, hani sağlık kısmı değil, mali kısım amaçlı işe başlamıştım. Sonra çok sevdim bu işi. Güzel firmalarda çalıştım. İyi eğitimler aldım, iyi tecrübeler edindim. Bunları da kullanabildiğimi düşünüyorum ya da elimden geleni yapıyorum. 12 yıldır insanlar sessizlikte kaybolmasın diye onlara duyurmaya çalışıyoruz. Harikasınız. Öyleyse başlayacak olursak konunun ilk girişinde işitme kaybı nedir? İşitme kaybı nedir? İşitme kaybının yüzlerce sebebi bile sayılabilir belki. Bir doktor değilim ama sadece tecrübelerime dayanarak söyleyeceğim. İşitme kaybının en güzeli yaşla doğru orantılı, ilerleyen yaşlara geldiğimizde işitme kaybı, işitme azlığı yaşanmasıdır. Niye bu güzeldir? Yani uzun sağlıklı bir ömür yaşamışsınız. Gözleriniz de artık yorulmuş, gözlük kullanıyorsunuz. Kulaklarımız da yoruluyor. İşitme cihazı kullanmaya başlıyoruz. Ama bunun yanı sıra ilaç yan etkileri, ani stres, üzüntü, kaza, mesleki sebepler gibi sebepler ile işitmedeki azlık. Bunun altını özellikle çiziyorum. İşitme engelli demiyoruz onlara. İşitme kaybı olan insanlar diyoruz. İşitme cihazlarının çeşitleri var yanılmıyorsam. Nelerdir? Tabii ki. Şimdi kulak arkası ve kanal içi gibi aslına bakarsanız iki ana başlık altında toplayabiliriz. Niye göre karar veriyoruz hastaya bunu uygularken? Hastanın işitme kaybı, yaşı ve yaşam standartlarına göre hastaya cihazımızı uyguluyoruz. Genelde insanlar işte çok ileri seviye kaybı bile olsa ya gözükmesin gibi estetik kaygılarla kulak içi istiyorlar. Ama kulak içi, kulak arkası gibi İki model ana başlıkta toplayabiliriz. Bir de çift taraflı cihaz var. Evet, şimdi çift taraflı cihaz bu bizim sektörümüzün gerçekten çok çok önemli bir noktası. Şimdi insanlarda işitme kaybı oluyor. Diyorlar yani insanları ikna etmek zaten zor. Hani bir tanesini bile. Ama iki kulakta da işitme kaybı varsa bunun en sağlıklısı iki kulakta da işitme cihazı kullanmaktır. Neden? Hastanın İki kulağında kaybı var, tek kulaklık kullanıyorsa bu hastada yön, denge ve konuşmayı ayırt etme dediğimiz şeyler daha eksik oluyor. Ama çift taraflı olduğu zaman sesin yönünü tespit etme, vücudun dengesine az da olsa yardım oluyor ve konuşmayı ayırt etme tabii ki tek cihaza göre %100 daha iyi oluyor. Doğru. Sektördeki yaşanan sıkıntılar nelerdir? Sektördeki yaşanan sıkıntılar genelde kullanıcı adaylarının diyeyim, işitme kayıplı insanların. Ben sağır mıyım? En çok yaşadığımız cümle bu. Aslında işitme engelli değil. Çünkü işitme engelli bir insana o engelli artık. Hiç duyumu yok. İşitme cihazının ona hiçbir faydası olmaz. Sadece işitme azlığı yaşayan insanların bunu kabullenememesi. Gözlükle örneklendiriyorum ben bunu. Aksesuar olarak bile gözlük kullanıyoruz. Evet. Ya da numaralı gözlüklerimizi şık bir çerçeveyle aksesuar olarak kullanabiliyoruz ama işitme cihazın tamamen engel ve estetik kaygılar sebebiyle insanlar bunu çok kullanmak istemiyorlar. Ama tabii her sene biraz daha bilinçleniyoruz. Yani bugün babasını getiren bir genç 20 yıl sonra ona da ihtiyaç olduğunda faydasını görecek ve babası gibi zorlu bir hasta değil, daha kolay, daha bilinçli bir hasta olacak. Onun haricinde şöyle büyük bir sıkıntımız daha var. Ses yükselticiler satılıyor internetlerde. 30 lira, 50 lira, 100 lira, 150 lira gibi rakamlara. Bunlar aslına bakarsanız kullanıldıkça akustik travma dediğimiz işitme kaybının daha hızlı ilerlemesine sebep oluyor. Ama insanlar sadece maddiyata takılıyor. Biri 3000, 2000 gibi rakamlarda, tabii 15.000'e kadar da çıkabiliyor. Birisi 150 lira. O da işitme cihazı, o da işitme cihazı.
şeklinde direkt ses yükselticiye yöneliyorlar. Sıkıntılarımızdan biri de bu. Biri de bu. Evet. Bir de hastaya uygun o cihazı belirleyebilmek önemli. Bunu nasıl belirliyoruz? Şimdi bir kere KBB doktorumuzun talebi doğrultusunda hastane odyometristlerinin yaptığı işitme testinin de çeşitleri var. İşitme kayıplarının da çeşitleri var. İşte hafif, orta, orta ileri, ileri, çok ileri gibi. Bir kere buradaki sonuç çok önemli bizim için. Hastanın yaşam standardı çok önemli. Yani sadece evinde kapalı yaşayan birisi mi, çok aktif birisi mi, yani televizyonla, telefonla işitme cihazını bağlaması gerekir mi, bir medya aletiyle beraber kullanması gerekir mi, yoksa eğitim alan bir öğrenci mi, eğitim veren bir öğretmen mi, bir iş adamı mı gibi yaşı, yaşam standardı ve işitme kaybına göre karar verebiliyoruz. Diğeri cihazın bakımları önemli sanırım. Cihazın bakımları çok önemli. Şimdi genelde alıp tamam bu cihaz bozulmaz, bu cihaz arızalanmaz gibi bir görü var galiba. Çünkü kimse bunu ilgilenmiyor ama 6 ayda bir satın aldıkları işitme merkezlerine gitseler ücretsiz herkes bunun bakımını yaptırabilir. En çok sıkıntımız da nem ter gibi artık cihazı asit etkisiyle çürüten cihazlar. Yani cihazlarını bir cep telefonları kadar değer verseler çok daha güzel olur. Biraz daha bakım çok önemli. Bakım. Cihazın ömrünü uzatıyor. Hani böyle belki kendi sektörümü de baltalıyor olabilirim ama lütfen benden bir cihaz alın. Meslektaşlarımdan bir cihaz alın. Ama bunu yıllarca kullanın. Tabii yani ki. Bize bakıma gelin, pil almaya gelin. Ama arızaya ya da yeni cihaza gelmeyin. Yani amacımız bu. Alan insan uzun yıllarca kullanabilsin. Bunun aslında. Yolu da bakımdan geçiyor. Bakımdan geçiyor bunun evet. Yolu. Tabii teknoloji ilerliyor. Kesinlikle. İşitme cihazlarında da bu anlamda çeşitler, teknoloji nasıl gündemde? Şimdi şöyle az önce aslına bakarsanız biraz da bu konuya girdik. Artık işitme cihazında da Bluetooth ve Wi-Fi var. Evet. Nerede işimize yarıyor? Eğitim gören çocuklarda çok işimize yarıyor. FM sistemi dediğimiz sistemle ya da değişik medya streamer aletleriyle öğretmenin sesini öğrenciye hava yoluyla değil direkt cihazdan kulağa götüren mekanizmalar. Artı evinde televizyon izlerken işitme yani televizyondan değil işitme cihazından televizyonun sesini açabilme, telefonuyla işitme cihazıyla konuşabilme. Yani hayat kurtaran şeyler var aslında bakarsanız. Şimdi çocuklarımız geleceğimiz bu bir. Hı hı. Bir de trafikte işitme cihazı kullanan birisinin telefonunu işitme cihazına Bluetooth'la bağladığındaki konuşma konforu da hayat kurtarıyor diyebiliriz. Ve hayat kurtarırken de sessizlikte kaybolmayın diye. Evet, bu güzel çok önemli bir konu. Kitabımızdan bahsedelim mi? Bu çok önemli bir konu. Bu kitaptan bahsedelim. Şimdi bu kitap İstanbul İşitme Cihazları'nın bir sosyal sorumluluk projesidir. Ben de bu projenin bir parçası olduğum için inanın çok mutluluk duyuyorum. Çünkü çocukları çok seviyorum. Onlar işitme cihazı olmadığı zaman eğitimlerini belki de hiç alamıyorlar aslına bakarsanız. Mustafa Aksoy kitabının yazarı. Mustafa Bey kendisi de işitme cihazı kullanan birisi. Ve kitabın ana konusu sessizlikte kaybolmayın diye hatta kitabın adı da Musti'nin Sesli Rüyası. Bununla ilgili de hani şöyle bir sloganımız var aslına bakarsanız bu sosyal sorumluluk projesinde. İşitme kaybının artık çözümü çok kolay. İşitme sessizlikte kaybolmayın diye işitme cihazı kullanın diyoruz. Çünkü işitme cihazı kullanmadığınız zaman gerçekten kayboluyorsunuz. Ya gergin oluyorsunuz. Ya aksine antisosyal birisi oluyorsunuz, kayboluyorsunuz. Onun için lütfen sessizlikte kaybolmayın ve işitme cihazı kullanın. Bu kadar zor olmaması gerekir değil mi? Biraz çevrenin ilgilenmesiyle kişinin, hani belki kişi nereye gideceğini bilemiyordur. Zaten o çekingenliğinin içerisindedir. O dünyasında aslında yalnız evet, kaldığını evet. Ve hep de yalnız kalacağını belki düşünecektir ama çevresinde daha duyarlı. Bu anlamda hakikaten destek olabilecek kişilerin ön ayak olması gerekiyor aslında. Hani kendi kabuğunu çekinmek yerine, kabullenmek yerine evet tamam okey kabullenebiliriz ama bunun üstesinden de gelebiliriz aslında. Çok güzel bir noktaya dokundunuz aslında. Bize gelen insanların işitme kaybını tespit etmesi neredeyse imkansız. Çünkü bilimsel bir açıklama der ki bir insanın kendisinde işitme kaybı olduğunu anlaması başlamasıyla işitme kaybını anlaması arasında 10 ila 15 yıl geçer diyor.
Peki bunu en iyi kimler anlayabiliyor? Onunla yaşayan insanlar, eğer yalnız yaşıyorlarsa alt komşular. Evet. Bize bu sebeple gelen çok insanlar var. Ama hepsi komşusunun, oğlunun, kızının birinci derecede yakın akrabasının zoruyla geliyorlar ilk gelenler. Ama ikinciye gelişlerinde ben artık daha iyi bir cihaz alayım ya da ben diğer kulağıma da cihaz alayım. Yani tek yapmamız gereken doğru işitme kaybına, doğru cihazı doğru ayarla uygulayıp hastayı da doğru bilgilendirmek. Beklentiyi yükseltmemek. Çünkü insanlar şöyle sanmasınlar. İşitme kaybım var, cihazı takacağım ve tekrar işitme kaybım yok gibi. 20 yaşında bir genç gibi olacağım. Böyle bir şey yok. Bunun bir adaptasyon süreci var. Yani bu adaptasyon süresi neye bağlı? Kimi hastada 1 hafta, kimi hastada 6 ay. Hastanın kabullenmesine bağlı tamamen. Biraz da çevrenin duyarlılığıyla her şey üstesinden gelebiliriz. Cihaz sattığımız hastaların komşularından teşekkür aldığım olmuştur. Harika, ne kadar güzel. Yani. Hep birlikte aslında duyarlı oldukça bir o kadar da aslında kalp kazanıyoruz bu anlamda. Peki bundan sonrası için hedeflerinizde neler var? Hedefim bundan önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Benim ofisimi ziyaret eden işitme kayıplı insanların herhangi bir sebeple almasa bile oradan en iyi bilgiyle çıkması, memnun çıkması, alması ya da almaması değil. Tabii ki almasını isterim ama benden ya da herhangi bir meslektaşımdan yeter ki alsınlar, hayatta bir adım daha sosyal olacaklar, bir adım daha mutlu olacaklar. Tabii buradan şu anda kullanmayan insanlar muhtemelen izliyordur bizi ama oradan konuşması kolay diyordur. Ama ben 12 yıldır tecrübe ediyorum bu olayı. 12 yıldır bu böyle oldu. Kendini güvendikten sonra ben hani çevremde de görüyorum bu tür cihazları kulaklarında. Alıp kullanıyorlar. Her zaman vardı. Eminim ki yeri doğru bir şekilde adresi bulduktan sonra zaten daha konforlu bir yaşam süreceklerdir. Buradan da hakikaten can gönülden söyleyebiliriz ki sizin farkınız nedir? Hani işte biz falanca cihazı kullandık, memnun kalmadık deyip onlara neler söylemek istersiniz? Farklı bir adrese gitmişlerdir. Doğru adres nasıl belirleyelim? Ya şimdi öncelikle birden fazla işitme merkezini ziyaret etsinler. Birden fazla yerde işitme cihazı denesinler. Taleplerini, sıkıntılarını dile getirsinler. Bir de aslına bakarsanız zaten var ve kullanıyorsa aldığı yere gidip benim bir sıkıntım var, bana yardımcı olun desinler. Hepsi o, çünkü işitme cihazı kullanmaya başlayan insanlar mutlaka bir sıkıntı yaşıyorlar. Evde iyi, sokakta kötü gibi yorumlar alabiliyoruz. Bunların hepsi insan cihazı kullandıkça ortaya çıkan tespitler ve işitme merkezine gidildiği zaman çözülebilecek şeyler. Bütün hastalarıma söylüyorum, bende de meslektaşlarımda da hani ayrım yapmıyorum kesinlikle. Sıkıntınızı işitme merkezinize bildirirseniz çözülmeyecek hiçbir şey yok. Yeter ki siz o cihazı kullanın. Yeter ki adresi olsun, güvendiğiniz bir yer olsun. Evet. Arkanızı dönüp gittiğiniz zaman o adres aslında orada olmuş olsun ki aynen öyle. Bir problemde dediğiniz gibi gidip danışabilmek adına. Aynen öyle. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sizlere ediyorum. Sizlere emeğinize, yüreğinize sağlık. Nice güzel de başarınızın devamını diliyoruz çok efendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Güzel kitabın da devamı gelecek mi? Gelecek. İnsanlara bu konuda bilinçlendirdiğimiz ve insanlar bu konuda çocuklara yardım ettiği müddetçe bu ucu açık bir proje ve her geçen gün büyüyen bir proje aslına bakarsanız. Hani eğer bugün bu röportajda benim de bunu buraya getirerek bir faydam olduysa çok mutlu olacağım. İnşallah. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz. Nice güzel başarılarınızı, projelerinizi inşallah. Sağ olun. Sessizlikte kaybolmayın diye diyoruz efendim. Sestek işitme cihazlarının sahibi Murat Ertoy bugün İşi Bilen programımızdaydı. Bir sonraki yayında da görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.